Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de takımımı tamamen değiştirip 90 gen olmaya çalışacağım. Bakalım 90 gen olabileceğim mi? Gerçekten ama 90 gen olmak için çok uğraşacağım. Elimdeki 400 bin coins ve şimdi tamamlayacağım haftanın takım oyuncusuyla birlikte bakalım takımım 90 gen olabilecek mi arkadaşlar? Sizlerden bu videoya emekler için de 2000 like atarsanız sevinirim. Herkesten böyle like'larını bekliyorum yani. Herkes bir beğeni butonuna basarsa çok sevinirim. Hala kanala abone olup ailemize katılmadıysanız da lütfen yeniyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani bu kanalda gerçekten her gün video atıyorum size destek için ve videolardan haberdar olmak için de abone olabilirsiniz. Yani aboneler bu arada çok iyi artıyor. İzlenmeler de çok iyi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynen devam bakalım. Gelişmeye devam ediyoruz. 100 bin abone yolunda iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Hemen ben oyuncuyu alıp yükselttiğim yerleri sizlerle birlikte izleyeceğim. Sonra da 90 gen ama olacağımdan gerçekten emin değilim. Onu zaten canlı bir şekilde bakacağız bakalım. Haydi bakalım başlayalım. Evet, şu anda kadromun hali bu şekilde. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Alli, Petit ve Puyol'u göstereceğim. Gerçekten bu takımda sevdiğim çok güzel oyuncular var. Çok sevdiğim oyuncular var. Ama bana 3-4-3 yap diye bir teklif geldi. Yani bir yorum yapmışsınız. Ben sormuş muydum hatırlamıyorum ama siz öyle bir şey yazmışsınız. Ve ben de yapacağım. Bakalım neler olacak, nasıl olacak. Umarım güzel olur. 3-4-3 yaptıktan sonra sol orta saham halloluyor. Sağ orta sahayı da yeni buldum. Tam bu videoyu çekmeden önce buldum. Şimdi sol orta sahayı sizlerle birlikte halletmek için haftanın takımından efsane bir oyuncu almaya çalışacağım. Gerçekten abi en sevdiğim oyunculardan biri ve hiç de test etmedim. Hani aldım ama hiç oynamadım. Zaten aldıktan sonra bir daha oyuna girmedim bile neredeyse. Şimdi arkadaşlar çok az bir şey kaldı almama. Gördüğünüz gibi zaten ekranda gördüğünüz oyuncuyu alacağım. Ve çok felaket bir şekilde de onu da yükseltmeye çalışacağım. Bakalım o kaçken olacak. Sonrasında da bir tane sağ orta saham da yok. Sağ orta sahayı da bir şekilde halletmeye çalışacağım. Bakalım neler olacak. Gerçekten çok merak ediyorum ya. Gerçekten çok merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Gol yiyordum neredeyse. Bu arada 89 gen takımım var. Yine de gol yiyordum. Üçlü defansa hiç istemiyordum ama yorumlara yazmışsınız. Sizi kırmayacağım. Bana da güzel göründü. Hani güzel geldi ama abi üçlü defansı gerçekten istemiyorum. Bu arada oyunu şu an canlı olarak oynamadığım için sizlerle birlikte muhabbet edelim. Aynı zamanda siz de oyunu izleyin arkadaşlar. Maçta gerçekten zevkliydi gibi hatırlıyorum. Kaç gol olduğunu falan gerçekten hatırlamıyorum. Ben de heyecanlıyım, bilmiyorum kaç gol olduğunu. Petit ama çok iyiydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna da Petit müdahale etti. Petit'i bu maç çok beğendim. Defansif anlamda çok iyiydi. Petit'i daha fazla yükseltmek istiyorum ama çok fazla coins gerekiyor. Onun için ilk olarak sağ orta sahayı halletmek istiyorum. Dele Alli'ye. Bu arada bir tane daha etkinlik göstereceğim. Onu da yapmayanlar yapsın. Çok önemli bir taktik vereceğim size. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu önemli taktiğimi kesin kaçırmayın. Haydi bakalım. Alli coins çekmem gerekiyor. Tamam, bu videodan sonra o zaman ufak bir miktar da olsa, yani çok yüksek bir miktar olmasa da bir coins çekmeyi düşünüyorum. Bakalım çekeceğim mi? Kendimden emin değilim yani abi. Çekmeyeceğim ya, ya da çok toplu çekmek istiyorum. Çünkü ne zaman çekeceğimi de bilmiyorum. 20 milyon coins çekme videosu gelecek mi bilmiyorum. Göreyim diye sürekli yazanlar var. Yani bir kişi yazmış, onu gördüm. Yani tüm yorumlarınıza bakamıyorum. Ama yarısından fazlasını görüyorumdur arkadaşlar bu arada. O yüzden yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Zaman buldukça gece yatarken falan okuyorum onları. Yorumlarınızı bekliyorum. Hatta her videoda 2 yorum çıkartıyordum. Bu videoda belki çıkartmam. Şu anda koymuşumdur çıkartıyorsam da, bu arada gol yedim. Her videoda 2 tane efsane yorum çıkartıyorum. Yani bazı videolarımda çıkartıyorum artık. Ama siz de güzel yorum yapın. Belki denk gelir. Sizinkini de koyarım arkadaşlar. O yüzden bu videoyu ne zaman izliyorsanız izleyin, atın arkadaşlar. Belki ilerleyen videolarda da koyabilirim. Onu da söyleyeyim. Çünkü çoğunlukla son gelen yorumlara bakıyorum. O zaman videoyu montajladığım zaman hangileri denk gelirse, tüm güzel yorum yapanlara kalp atamıyorum bu arada. Ama attıklarım çok var. Bu arada çok fazla kalp atıyorum. Ama atanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok kötü oynamışım. Yani bu ara FIFA'yı az oynuyorum. Sadece videolarda oynuyorum neredeyse, etkinlikler hariç. Yani maçları sadece videolarda oynuyorum. Ve gerçekten çok kötü oynamışım. Ama bu pas gerçekten çok güzeldi. Herhalde bu pastan sonra da gol atmışımdır diye düşünüyorum. Aynen atmışım. Ve bir tane daha tam şu an söylemeyeyim ama aklımda şu anda, maç skoru şu anda aklıma geldi. Hani dün gece aslında oynamıştım çünkü. Lewandowski. Like atmayanlar da like atarsa sevinirim. Dünkü videoya da çok güzel like gelmiş abi. Çok güzel like atıyorsunuz. Yok artık, 1 saatte 1000 like'ı geçmişiz. Ve şu anda 2500 beğeniye yakın mı geçtik mi bilmiyorum. Siz bunu izlerken kaç bilmiyorum ama
Ben bu videoyu çekerken bayağı bir hızlı bir like aldı arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir saatte 1500 like'ı, yani 1500 değil de bir saatte 1000 like'ı geçtik. Şu anda da bayağı iyi ilerliyor. Teşekkür ediyorum hepinize. Hani izlenme sayısına oranla bayağı güzel like aldı kanalın ortalaması. Bu arada 3-1 oldu zaten. Onu da gördünüz. Ve şimdi almak istediğim o efsane ötesi en sevdiğim oyunculardan biri olan, gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu olan bir oyuncuyu alacağım. Kim olduğunu söylememe gerek kalmadı. Yani var mı bilmiyorum. Var mı? Yok herhalde, bilmiyorum ya, aklımda değil. Zaten göreceksiniz. Bu arada burada kastı. Burada niye kastı bilmiyorum. Ama sonra bir kasıntı olmuyordu galiba, öyle hatırlıyorum. Bu arada bir de 71'lik inform çıktı. Normalde coins geliyordu buradan, biliyorsunuzdur ki. Gördüğünüz gibi 522 bin coinsim var. 2792 oldu ve 2600 haftanın takımı puanı ile 84'lük son. Abi kartı muazzam ve gerçekten çok sevdiğim bir oyuncu. Birazdan yükseldikten sonraki özelliklerini de göstereceğim. Buralarda birazcık kasıntı oluyor arkadaşlar ama güzel bence, sıkıntı yok. Bu arada artık videoları 1080p atmaya başladım. O yüzden de kalite arttığı için de like sayısı artıyor olabilir, bilmiyorum yani. Umarım kalitesini beğeniyorsunuzdur. Facecam'in, kameramın kalitesini ben beğenmiyorum. Ben bile beğenmiyorum. Daha iyi bir kamera yakında almaya çalışacağım. Paramı biriktiriyorum. Tüm paramı ona vereceğim arkadaşlar yani. Çok fazla bir şey kazanmıyorum ama tüm paramı YouTube için harcayacağım yani. Onu sizlere söyleyebilirim yani. Öyle diyebilirim size. Gerçekten hani kamera için para biriktiriyorum. Öyle diyeyim. Şu anki kalitemin düşük, birazcık düşük yani şu anki kalite. Hani 100 liralık kamerayla çekiyorum sonuçta. Daha iyi bir kamera almayı düşünüyorum arkadaşlar. Son 89 gen arkadaşlar, gördüğünüz gibi, ama yani 89 gen de kötü ya. Şimdi böyle bu adam şimdi şöyle mor olsa hani çok daha iyi olmaz mı? Mor gibi, böyle mor gözükse falan. Hani onu bir düşünün. Öyle düşündüğümüz zaman, ama ben Giuliano'yu takımımda kullanabilirim ilerleyen zamanlarda çekeceğim videolarda. O yüzden şu şekilde bir, hani şunu bir mor yapalım değil mi? Şöyle usta olsun adam. Usta olursa daha güzel olur. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi 90'lık sol orta saha son, 94 hızı var. Hiç test etmedim ama bence muazzam oynuyor. Zaten şimdi sizlerle birlikte test edeceğiz arkadaşlar. Neyse, o zaman hemen canlı videoya geçelim. Bakalım canlı videoda neler yapacağım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi burada Rabiot vardı. Şu anda oyuncuyu oynattığım yerde Rabiot vardı. Ve ben buraya bu adamı aldım. Bu adamı neden aldım? Bunu ben de merak ediyorum. Ama bir dakika, şimdi bir dakika. Bir şey yapmam lazım. Şuradan etkinliklere geleceğim. Yani acelem yok. O yüzden buradan güzel bir sağ orta saha alabiliyorsam buradan sağ orta saha alabilirim. Bu arada bunu söyleyecektim sizlere. Gelmişken söyleyeyim. Arkadaşlar burada Real Sociedad Sevilla maçına kadar hepsi açıldı. Her gün bunları üçer tane oynayın. Yani buradan 20 kasıyorsunuz. Buradan da 20 kasıyorsunuz. Evet arkadaşlar, buradan da 20 kasıyorsunuz. Her gün her 24 saatte bir yenileniyor bu. Buradan da 20 kasıyorsunuz ve buradan da 20 kasıyorsunuz. 3 gün sonra da El Clasico açılacak. Oradan da 20 kasıyorsunuz. Yani siz bu videoyu izlerken ya 2 ya 1 ya da 0. Belki 0 da kalmış olabilir yani geç izliyorsanız. Ve 20 de buradan geliyor. Toplam 60 geliyor. Gerçekten çok efsane bir şey arkadaşlar. Ve benim şimdi alacağım bir oyuncuyu zaten size daha önceden söylemiştim. Burada sağ orta saha yok. Sağ orta saha değil benim alacağım oyuncu. Sağ kanata da ihtiyacım var. Ben sağ kanat alacağım şu anda. Ama sağ kanattan önce şu adamı çok almak istedim. Yarın bu adamı alabiliyorum. Yarın bu adamı almak için beklesem mi? Şu anda coin harcayıp 90 gen olsam mı? Çok merak ediyorum. Bu ya abi. Son kaç saat var? 3 saat sonra bu adamı alabiliyorum aslında. Ama başka sağ orta saha yok mu ya? Düşük reytingli bir sağ orta saha da olur. Bakalım var mıymış? Bakalım. Arkadaşlar o zaman yükselteceğim ya. Bekleyemiyorum. Alacağım oyuncu bu arada arkadaşlar. Bunu da almama 3 gün var. 3 gün sonra Gaytan'ı alıyorum bu arada. Çok güzel abi. Çok güzel kastık ve Gaytan'ı 3 gün sonra alabiliyorum arkadaşlar. Ve ben bu adamı o zaman yükseltiyorum. Ama yükseltmem yanlış mı olur bilmiyorum ki ya. Çünkü hani Rabiot'u koymak istiyorum ama değer mi? Gerçekten değmez diye düşünüyorum. Hani değeceğini düşünsem direkt koyayım ama değmez. Çünkü ben bu Rabiot'u belki şeyde kullanmak istiyorum. Petit'te kullanmak istiyorum. O zaman arkadaşlar bugün 90 gen olmayalım. Nasıl da başka 90 gen olabiliriz? Şuna çalıştırsak ne olur? Burada da hiç yok ki. Yani bunu yükseltsem bir tane olmayız herhalde. Kalecilerde var mı? Yok, kaleci de yok. Stoperler var. Bu adamı yükseltebilirim aslında. Ama yeni stoperler de geliyor. Bakın Koscielny var mesela. Çok güzel. Walker var. Aa Walker var. O olabilir bak. Bunu ne kadar yükseltebiliyorum en fazla?
Dörtgen bile yükseltebiliyorum bu adamı. Gerçekten çok güzel. Hatta bunu da koy. Beşgen bile yükseltebiliyorum. Bu adamı beşgen yükseltsem... Yok şu an yükseltemiyorum ama. Şu an bu kadar yükseltebiliyorum. Gerçekten takım efsane olur arkadaşlar ama bir sonraki videoda o zaman 90'gen olalım sizlerle birlikte. Ben 3 saat sonra o sağ orta sahayı alacağım ve onu yükselteceğim yükseltebildiğim kadar. Bugün bunu yükselttik arkadaşlar. Siz beni bu videoyu izlerken ben zaten 90'gen oldum artık arkadaşlar. Bunu böyle bilin. Ve şimdi arkadaşlar o zaman bir karşı atak maçında sonu da göstereyim size ama bir Rabiot'u kadroya aldık mı? Ya en yüksekten yapayım da. Evet, Rabiot'u kadroya aldık. Bu arada sağ kanatımda 2-3 gün sonra gelecekti. Ama gelemiyor. Çünkü sağ orta sahayı alacağım. Ne yapayım ya? Bunu da yorumlara yazın. Bir dakika. Yorumlara yazarsanız. Aynen yorumlara yazın arkadaşlar. Ona bakacağım. Yorumlara yazın. Umarım şuraya kadar izlemişsinizdir. Şu ana kadar izlediyseniz yorumlara yazın. Onunla ilgili yorumları yazıyorsanız başına izliyorum yazın. İzliyorum yazın. Ya izliyorum kimse yazmıyor. Başına izliyorum yazın. Sonra boşluk bırakın. Mikrofon düştü. Başına izliyorum yazın. Sonra boşluk bırakıp arkadaşlar ne önerdiğinizi yazın. Hangisini? Sağ orta saha mı? Sağ kanat mı? Hangisini alayım? Sağ orta sahayı direkt mi alayım? Sağ kanatı yarına mı bekleyeyim? Ya yarın dediğim 2-3 gün sonra mı bekleyeyim? Bunu yorumlara yazın. En çok yapılan, en çok beğenilene zaten yapacağım. Bu arada rakip de zormuş. Moral gerçekten çok önemli bu oyunda. Özellikle FIFA Mobile'de. Hani PES gibi, FIFA gibi oyunlarda gerçekten moral çok fark ettiriyor. Yardığınız halde kaybedersiniz. O anki moralinize bağlı. Arkadaşınızın morali çok iyidir veya sizin moraliniz kötüdür. 3-3. Güzel abi. Haydi bakalım. Marquinhos da ilk defa kafa topuna çıktım ve golü attı. Gerçi her tamamladığım adamla ben de video atıyorum arkadaşlar. O da soru mu? Ama 5-5 de olmadı. 6-4 oldu. Çok sert vurdu. Çok güzel vurdu arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Lewandowski için bir like'ları alalım ya. Lewandowski güzel vurdu diyenler like atabilir mi? Bence çok güzel vurdu ya. Ben beğendim. Bu arada şöyle görün arkadaşlar. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şu anda belki ben büyümüş de olabilirim. Efsane puanımla efsane biletim de geldi. İlk defa efsane klasmanında maç kazanmış olabilirim. Çünkü ben efsane klasmanında turnuva oynayarak çıktım. Hiç efsane klasmanında karşı atak oynamamıştım. Burada videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Like'larınızı bekliyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak muazzam videolardan birisine gidebilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sizi seviyorum. Adamın dibisiniz. Çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için de teşekkürler. Bay bay.